Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Deniz Hanım. Çok geçmeden videomuza başlayalım. Bugünkü konumuz biyoritimler. Biyoritim nedir diye soracak olursanız ise, insanın fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere devreleri bulunur. Bu devreleri ise biyoritim adı verilir. Biyoritimler yaklaşık bir aylık bir süre boyunca yavaş yavaş yükselir ve en yüksek olabilecek bir duruma gelirler. Ondan sonrası yavaş yavaş alçalmaya başlarlar ve kritik noktaya düşerler. Kritik noktaya düştükten ise en baştaki olaylar yani tekrardan yükselip tekrardan alçalmaya devam ederler. Eğer o gün fiziksel olarak çok yetkinseniz, vücudunuz her türlü işlev yapmaya izin veriyorsa, her türlü dediğimde vücudunuzun sınırları içerisindeki tabii her türlü, o gün fiziksel biyoritminiz yükseliştedir. Eğer o gün hiçbir şey anlamıyorsunuz, bir şeyleri dinlerken odaklanma sıkıntısı yaşıyorsanız, o gün zihinsel biyoritminiz alçalıştadır. Biyoritimlerdeki fiziksel, duygusal ve zihinsel devrelerin bir süresi bulunmaktadır. Bu süreler fiziksel devrede 23 gün, duygusal devrede 28 gün, zihinsel devrede ise 33 gündür. Biyoritimlerin ilk dönemine pozitif, ikinci dönemine negatif dönem adı verilir. İnsanların ilk doğduğu güne büyük üçü kritik gün denmektedir. Peki biyoritimler nasıl ortaya çıkmış? Bilim insanları bazı olayların sürekli tekrar ettiğini fark etmişler. Bazı olayların sürekli tekerrür ettiğini fark eden bilim insanları ise bununla ilgili hipotezler ortaya atmaya başlamış. Bunun en başında ise tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, iyi ve kötü günlerin tesiri altında olduğumuzu öne sürmüştür. 20. yüzyılda ise bununla ilgili araştırmalar devam etti. Viyana Üniversitesi'nde profesörlük yapan Hermann Svoboda da biyoritimler hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Hipotezini kanıtlayan Svoboda da bununla ilgili bir kitap yayınladı. Bu kitabı yayınlayan Hermann Svoboda da 23 ve 28 günlük dönemlerin tablolarını oluşturmuştur. Svoboda'dan sonra Alfred Telcher adında bir mühendis, matematik öğrencisi, biyoritimler hakkında araştırmalar yaptı. Alfred Telcher da 33 günlük dönemin de tablosunu oluşturdu. Bence bununla ilgili iyi ki araştırma yapmış bilim insanları ya. Yoksa bu video olmayacaktı. Bunun dışında bir sürü bilim insanı bu biyoritimler hakkında araştırma yaptı. Hepsini burada sayarsam sanırım sabaha kadar çıkamayız bu videodan. O yüzden ben en çok katkı yapanlarını size saydım. Bu video bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda iyi ki var. Beraber olduk. İlk araştırmalarını yapmışlar o zaman. Bay bay.